Herkese merhaba. Benim ilk canlı yayınım. İlkinin günahı olmaz derler. Ablam gibi tecrübeli değilim ben. Şimdi Nesibe Aydın Okulları'nın veliahtı, dostum, arkadaşım Mirkan Aydın'la güncel eğitim sorunları üzerine sizin de sorularınız olursa yorum olarak katılırsanız seviniriz. Başkanım merhaba. Merhaba Can Bey. Pardon Mirkan Bey tabii. Kıymetli izleyenler biz tabii uzun yıllara dayanan bir dostluğumuz, arkadaşlığımız olduğu için kusura bakmayın ben böyle başkanım diye başladım ama. Sayın Mirkan Aydın, efendim COVID-19, koronavirüsü eğitim sistemimizi kökten değiştirdi. Herkes diyor ki ileride kimse çalışmayacak, robotlar olacak. Efendim bu okullar kapanacak mı, bu kadar bina boşuna mı yapıldı? Öğrenciler hep uzaktan eğitimle mi devam edecek? Böyle lakkadanak ben bir girdim ama evet. Sizin bu konudaki görüşleriniz nelerdir? Sizi nasıl etkiledi? Hem eğitim sistemini, hem öğretmenleri, hem öğrencileri, velileri nasıl etkiledi? Kısa bir girizgah yaparsan sevinirim sayın dostum. Çok teşekkür ederim sevgili Can. Öncelikle böyle bir konuda böyle fırsat yarattığı için hem size hem Magda Erge'ye çok teşekkür ediyorum. Bu konuda gerçekten bizler de dahil herkes bir bilgi bombardımanı altında. Ve gerçekten içinden hangisi doğru, hangisi yanlış, hangisini uygulayalım, hangisini uygulamayalım konusunda çok büyük tereddütler, kararsızlıklar yaşadığımız bir dönemden geçiyoruz. Dolayısıyla böyle çok çok uzun vadelere gitmeden bence şimdiyi nasıl yönetiriz, şimdi kısa vadede neler yapmalıyız, onu değerlendirmek gerekiyor. Özellikle öğrencilerin şu anda durumu bence ciddi bir şekilde tedbir alınmayı gerektiriyor. Malum öğrencilerin artık günümüzde sosyal hayatlarının çok önemli bir kısmı okullarda geçiyor. Artık eskisi gibi işte aile hayatları, sokak hayatı, mahalle kültürü olmadığı için çocukların sosyalleştiği, arkadaş ilişkileri kurduğu, dertlerini paylaştığı, eğlendiği, keyif aldığı, spor yaptığı, sanatla uğraştığı birçok unsur artık okulda gerçekleşiyor. Dolayısıyla bir anda bu salgın nedeniyle okulların tatil olması çocukların sadece akademik hayatlarına değil, aynı zamanda sosyal hayatlarını da bir kesintiye uğrattı. Çocuklar bir anda arkadaşlarından, öğretmenlerinden, sporlarından, birçok sosyal aktivitesinden mahrum kalıp eve kapanmak zorunda kaldılar. Dolayısıyla hani biz eğitimciler ve aileler olarak bu işin hem akademik yönünü hem de psikolojik yönünü eş zamanlı olarak yürütmemiz gerektiğini düşünüyorum. Şimdi herkes hazırlıksız yakalandı tabii bu sürece. Dünyanın baş etmeye çalıştığı bir salgınla şu anda karşı karşıyayız. Dolayısıyla ben ilk etapta ailelere hani şunları önermek isterim. Birincisi aynen çocuğumuz okula gidiyormuş gibi günlük rutinlerini tesis etmeye çalışalım ev imkanları içerisinde. Yani sabah okula giderken kaçta kalkıyorsa, kaçta kahvaltısını yapıyorsa, kaçta ders başı yapıyorsa onun benzerine evde uygulamaya çalışalım. Yani günlük rutinini mümkün olduğunca aksatmamaya çalışmak gerekiyor bu durumda. Okul içerisinde yapmış olduğu aktiviteleri birçok okul şu anda online ders çalışmasına başlayarak dijital ortamda sağlamaya başladı. Bir yandan da Milli Eğitim Bakanlığı geçtiğimiz pazartesi günü EBA sistemi üzerinden derslerine başladı. Dolayısıyla hani çocukların içerik elde edebilecekleri epey bir kaynak oluştu ellerinde. Dolayısıyla günlük aktivitelerinin bir kısmını bu dijital içerikten faydalanarak bir kısmını da aynen okul devam ediyormuş gibi öğrencilerin birebir çalışma, birebir alıştırma, ödev gibi aktivitelerle doldurması onların günlük rutinini devam ettirecektir. Bir de ailelerin hani şuna çok dikkat etmesi gerekiyor. Şimdi sadece çocukların okul hayatları kesintiye uğramadı. Aynı zamanda akşam çıkışlarında ya da hafta sonları devam ettikleri meşgaleler de kesintiye uğradı. Ne bileyim çocuk bir spor takımındaysa antrenmanlar bitti. İşte bir müzik aktivitesine dahilse o enstrümanla hocasıyla bağı kesildi. Dolayısıyla hani bunu da evde devam ettireceği bir program sunmamız gerekiyor çocuklarımıza. Yani bu anlamda aslında bunu bir tatil değil, okul kapandı, eğitim evde devam ediyor şeklinde bir süreç olarak çocuklara lanse etmemiz gerekiyor. Can Bey ben bu şekilde devam edeyim mi?
sorular varsa soru yanıt olarak da gidebiliriz. Mirkan Bey zaten maşallah yani sazı elinize aldınız. Şu hazırladığım soruların hepsine bir cümlede cevap verdiniz. Estağfurullah. Mesela benim oğlum sizin Nesip Aydın Sanat Akademisi'ne gidiyor. Orada Harry Potter drama dersine katılıyor. Sonra piyanosu var. Geçen cumartesi online eğitim aldılar Zoom üzerinden. Ben hayran kaldım. Çünkü mevcut okulunda mesela böyle bir sistem yok. Mevcut okulundaki online eğitim adı altında her sabah bir PDF gönderiyorlar. Sabah bir yarım saat öğretmeniyle bir sohbet ediyor. Bir de akşam 2:30'da bir sohbet ediyor. Bugün ne yaptın diye. Ama bu online eğitim değil yani. Bu online ödev vermek. E-mail ile ödev vermek gibi. Sizde mesela çok güzel. O interaktif veli toplantınızı gördüm sosyal medyadan. İnteraktif sınıf öğretmenleriyle öğrencilerin görüşmesini gördüm. Mesela geçen gün beni sizin yine Nesip Aydın Sanat Akademisi'nden piyano hocamız Özgür Hoca aradı. Bugün saat 5'te bizim oğlumuz Ali ile piyano dersi yapacak. Bu müthiş bir şey. Siz buna önceden nasıl hazırlandınız? Hani ben seni tanıdığım için sen OECD raporlarını okuyan bir eğitim gönüllüsüsün. Bu işe cidden evet. Gönül veriyorsun ve 7/24 buna kafa yoruyorsun. Sizin altyapınız buna hazırdı. Altyapısı hazır olmayanlar bunu sadece TRT'den mi götürebilecek yoksa Nesip Aydın'dan faydalanabilecekleri bedelsiz kaynaklar var mıdır, linkler var mıdır? Bunları öğrenmek isterim. Evet, yani şimdi burada tabii sırf ailelerin üstüne bu yük düşmüyor. Tabii ki eğitimciler olarak da bu yükü beraber paylaşmamız gerekiyor. Yani online'dan önce şunu belirtmek istiyorum tüm katılımcılara. Birincisi bu evdeki süreci planlarken mutlaka çocuklarımızın şube rehber öğretmenleriyle yani diğer adı sınıf öğretmenleriyle ve PDR öğretmenleriyle psikolojik danışma ve rehberlik öğretmenleriyle irtibat kuralım. Çocuklarımızın ev içerisinde nasıl vakit geçirmesi gerektiğini, nasıl bir günlük çalışma programı takip etmesi gerektiğini, ne kadarını okumaya, ne kadarını alıştırmaya, ne kadarını ödeve ayırması gerektiğini muhakkak öğretmenlerimizle eşliğinde planlayalım. Çünkü şöyle bir durum var, yani bir kişinin işte tüm çocuklar şunu yapsın, işte sabah şu saatte kalksın, 9'da matematik yapsın, 10'da fen çalışsın gibi topyekun bir program vermesi afaki kalacaktır. Çünkü her çocuğun bireysel özellikleri farklı, ihtiyaçları farklı ve onu en iyi tanıyan da PDR öğretmenleri ve sınıf öğretmenleri. Dolayısıyla online eğitimden önce günün programının nasıl yapılacağı konusu muhakkak bu komisyon tarafından değerlendirilmeli, yani bahsettiğim öğretmenler tarafından ve çocuklarımıza bu program verilmeli. Sadece programın verilmesiyle de kalmamalı. Bu öğretmenlerimiz çocukları sıklıkla arayarak işte gününün evde nasıl geçtiğini, yapılan verilen programın uygulanıp uygulanmadığını, çalışmalara çocuğun istekle katılıp katılmadığını, programda bir revizyon yapılıp yapılmayacağını muhakkak sık aramalarla değerlendirmeli. Bu telefon aramaları olabilir, video aramaları olabilir. Sesli mesaj olabilir, yazılı mesaj olabilir. Yani aslında öğretmeniyle çocuğun bağının kopmadığını bu dönemde mutlaka gerçekleştirmemiz gerekiyor. İşin online kısmına gelecek olursak da ilk başta siz bunu sormuştunuz. Hani dünya dijitalleşiyor. İşte birçok mesleğin, birçok kurumun yerine artık dijital unsurlar ele almaya başladı. Belki de biz hani Türkiye olarak 10 yılda elde edeceğimiz deneyimi bir haftada elde ettik bu dijital ortam içerisinde. Yani ben biz Nesip Aydın olarak 13 Mart'ta okullar ilk tatil edilmişti. O gün çalışmalara başlayan kurumlardan birisiyiz. Yani tatilin ilan edildiği ilk gün biz programımıza evde devam etmeye başladık dijital ortamda. Şimdi bizim öğrencilerimiz de aslında bu dijital eğitimin en kıdemlileri oldular. Yani deneyimlerimizi kısaca paylaşmak isterim katılımcılarla. Şöyle ki şimdi ilk başta hani çocuklar bunu bir tatil olarak algıladılar. İşte hepsi sevinç içerisindeydi. İşte tatil piyangosu bize çıktı gibi böyle bir büyük mutluluk yaşadılar. Sonra dijital derslerin programlandığını duyunca bir hayal kırıklığı oluştu ister istemez. Yani tatil gitti, dijital dersler başladı şeklinde. Ama online dersler karşılarına çıkıp işte böyle ekranın karşısında kanlı canlı öğretmenlerini görünce hani bunun da gerçekten farklı bir eğitim anlayışı olduğunu, farklı bir enstrüman olduğunu çocuklarımız gördüler. Ve ciddi bir motivasyon yarattı öğrencilerimizde. Ama bu motivasyon çok uzun süreli olmayacak. Yani ekran başında çocuğun sürekli olarak sanki sınıftaymış gibi öğretmenini dinlemesi, dersi takip etmesi asla okulda gerçekleştirdiği performansına eşdeğer olmayacak. Çünkü
Yani çocuğun bu heyecanı 3 gün sonra, 5 gün sonra, bir hafta sonra mutlaka sona erecek. Çünkü o ekranla baş başa kalma süresi belli ölçüde motivasyonu azaltmaya başlıyor. Yani bizim şu anda dijital eğitimle ilgili tek temennimiz şu olabilir. Hani okullar umarım çok uzun süre kapalı kalmaz. Bir an evvel tekrar yüz yüze eğitime başlayabiliriz. Ve okulların kapalı olduğu süre boyunca da bu dijital eğitimi de en üst seviyede bir performansla yürütebiliriz. Yani benim kanaatim şu, şu teknoloji döneminde, bulunduğumuz dönem itibariyle dijital eğitim şu anda verilen yüz yüze eğitimi bir ikamesi olamayacağı yönünde. Çünkü öğrenci performanslarına baktığımız zaman yani gerçekten sınıf performanslarının çok çok altında bir seyirle gitmeye başlıyor. Bir de her okul maalesef bu teknolojik donanıma, bu altyapıya sahip de değil. Sadece bahsettiğiniz gibi PDF'lerin ya da klasik video ders anlatılarının olduğu bir süreçte de öğrenci performansı giderek düşüyor. Biz hani deneyimlerimiz ışığında şunları öneriyoruz eğitimcilere. Bir önceki pazartesi günü biz tüm sınıflarımızda online dersleri yaptık. Ödevlerimizi verdik. Çocukların sınavlarını geçtiğimiz cumartesi günü uyguladık. Hepsi ekran başında sınavlarını yaptılar. Yani burada öğrencinin bu yeni ortamdaki performansının aileler tarafından çok iyi takip edilmesi gerekiyor. Yani ailelerimiz şunu hissettirecek çocuklara. Senin sadece ortamın değişti. Dersin içeriği aynı, öğretmenin karşında sınavın, ödevin aynı duruyor. Lütfen elinden gelen en üst gayreti göster ve eğitiminin aksamaması için, var olan bilgi ve alışkanlıklarını kaybetmemen için elinden gelenin en iyisini evde yapmaya devam eti hissettirmemiz gerekiyor. Dijital eğitimle ilgili bu 10 günlük kısa deneyimle ilgili bunları ifade edebilirim. Peki, bu dönemde zaten okullar dijitalleşti ama anne babalar işin içine daha fazla girmeye başladı. Ben mesela kendi eşimden görüyorum ve haline üzülüyorum. Mevcut rutini bozmamaya çalışıyoruz. Sabah uyanıyoruz. Hadi. Sadece üstlerini giymiyorlar inatla. Geçen Ali mesela pazartesi baba dedi bugün okul başlayacak dedi. Üstümü giyecek miyim dedi. Yola çıkacak mıyım? Yok ama oturup bilgisayarın karşısına geçeceksin. Bir motive oluyor. Ama tabii ki ebeveynlere inanılmaz iş düşüyor. Evinde olamayan ebeveynler mesela halen sonuçta işe gitmek zorunda olan ebeveynler var. Mesela sen de şu anda okulunun başında, işinin başında duruyorsun. Evet. Senin de evinde çocukların var. Peki bu çocuklar evde ebeveyni yoksa ne şekilde ilerleyebilir? Ve Nesibe Aydın'a gitmiyorsa, Nesibe Aydın'ın bu sağladığı kanlı canlı, canlı yayında öğretmen görme şansına sahip değilse bu çocuklar ne yapabilir? Bir alternatif eğitim modeli var mıdır bu TRT'yi seyretmek dışında? Şöyle bahsedeyim. Şimdi öncelikle işin psikolojik ve duygusal boyutunu ailelerin iyi yönetmesi gerekiyor. Şimdi az önce bahsetmiştim hani çok çocuk çok ciddi bir hayat temposundan çıkıp bir anda eve kapandı. Ve bir yandan da işte bu salgınla ilgili, ölümlerle ilgili çok olumsuz haberlere maruz kalıyor. Şimdi öncelikle ailelerin güven verici bir duruş sergilemesi gerekiyor. Yani bu sürecin geçici olduğunu, insanoğlunun bunun da çaresini bulacağını, işte dünyada bu COVID-19 virüsüyle çok iyi mücadele etmiş ve başarılı olmuş ülkelerin bulunduğunu iyi örneklerden yola çıkarak çocuklarımıza anlatmamız gerekiyor. Örneğin Güney Kore ve Japonya hani gerçekten çok iyi mücadele örnekleri sergiledi ve günlük hayatı büyük ölçüde tesis etti. Bu tür örneklerin de olduğunu, Türkiye'nin de çok iyi uzman kadrolarının olduğunu, canla başla çalışan sağlık kadrolarının olduğunu bahsedip hani bu sıkıntılı durumun yeneceğimizi, bu anlamda güçlü bir mücadelenin verildiğini çocuklarımıza hissettirmemiz gerekiyor. Çocukların bu anlamda direkt olarak haberlere maruz kalmasını, işte bu anlamda olumsuz görüntülere maruz kalmasını açıkçası hiç önermiyoruz. Ailelerin süzgecinden geçtikten sonra bu haberlerin çocuklara verilmesi ve çocukların kendilerini güvende hissetmesinin ben birinci öncelik olduğunu düşünüyorum. İkincisi, hatta buna birincisi demek lazım, daha önemlisi, şu ortamda yani öncelikle çocukların sağlığını düşünmemiz gerekiyor. Yani her taraf tam virüs haberleri geliyor, olumsuz haberler geliyor. Dolayısıyla o sosyal izolasyonu muhakkak çocuklarımızda sağlayıp virüse karşı alınması gereken tedbirleri de evimizde eksiksiz almamız gerekiyor. Düzenli olarak Sağlık Bakanlığı'nın ve Dünya Sağlık Örgütü'nün web sitelerini inceleyip
orada alınması gereken tedbirleri aynen evimizde uygulamamız gerekiyor. Şimdi tabii evde yapılabilecekler sınırlı. Ailelere ben bu anlamda birkaç pratik öneride bulunabilirim. Öncelikle fiziki aktivite çok önemli. Her çocuğumuzun günde 60 dakika ile 90 dakika arası fiziki aktivite yapacağı programlar yapılabilirler. İşte yoga, çocuk yogası, jimnastik, işte evde hani boğuşma, güreş tehlikeli olmayacak şekilde yapılacakları şekilde, yani o kötü enerjinin dışarı atılmasını bir çocuklarımızda muhakkak sağlamamız gerekiyor. Diğer bir önerim, öğrencilerimizin akranlarıyla sosyalleşmesi için dijital enstrümanlardan faydalanabiliriz. İşte WhatsApp gibi çeşitli iletişim araçlarında işte gruplar oluşturarak çocukların video görüşmeler yapmasını, arkadaşlarının evdeki deneyimleriyle ilgili karşılıklı sohbetler yapmasını, birbirlerine evlerinden videolar, görüntüler bizim kontrolümüzde göndermelerini sağlayabiliriz diye önerebilirim. Ancak burada ailelerin yine çok dikkatli olması gerekiyor. Biz eğitimciler 18 yaş altında hiçbir çocuğumuzun sosyal medya kullanmasını önermiyoruz. Çünkü gerçekten çok büyük tehditler ve sıkıntılar içeren bir ortam. Ayrıca evlerde kullanılan internetin de servis sağlayıcılar tarafından çocuk profili ya da aile profilinde olmasını öneriyoruz ailelere. Zararlı içeriklerden korunmaları için bu tür tedbirlerin alınması gerekiyor. Fiziki aktivitenin yanı sıra öğrencilerimizin kitap okuması ile ilgili yine imkanlar yaratabiliriz. Birçok, yani Türkiye'nin genel bir derdi bu. Kitap okuma alışkanlığı yeterli seviyede değil. Birçok evde maalesef çocuk sayısından daha az kitap var. Dolayısıyla artık bu eve kapandığımız dönemde hani eksikse kitaplarımızı online olarak alıp çocuklarımızın ilgisine, alakasına göre onlara kitap seçeneği sunup ve günde çocuğun yaş grubuna göre 60 dakika ile 90 dakika arasında okuma aktiviteleri düzenleyebiliriz. Yani şöyle önerilerde bulunabilirim. Hani kitap oku, kenarda geç, sessizce kitabını bitir demek hani çocuk için bir motivasyon değil hiçbir zaman. Yani dolayısıyla bunu bir sanki aile etkinliği, bir eğlence gibi yapabiliriz. Aynı anda tüm aile bireylerinin işte kitabını açıp işte salonda, oturma odasında oturup kitap okuduğu, çocuğun da bundan feyiz aldığı bir motivasyon yakalayabiliriz. Ya da işte çeşitli eğlenceli unsurlar katabiliriz kitap okumanın içerisinde. İşte yeni aldığımız bir kitabın işte kapağını gösterip adını kapatıp işte bu kitabın adı ne olabilir, konusu ne olabilir gibi heyecan yaratabiliriz. İşte kitabın ilk girişini bizler çocuklarımıza okuyup devamında onların bize okumasını sağlayabiliriz. Kitabın kahramanının yerinde sen olsaydın burada ne yapardın gibi sanki kitabı yaşıyormuşuz gibi onların yaratıcılıklarını kullanabiliriz. Kitabın sonunu tahmin etmeklerini isteyebiliriz. İşte kitabın kahramanlarını aile bireylerine dağıtıp bu anlamda ev içinde canlandırma, drama gibi aktiviteler yapabiliriz ve hani kitapları böyle ev içinde yaşanan bir unsur haline getirebiliriz. Evlerinde olmayan işlerine giden ailelerin de yani muhakkak çocuklarını, yani özellikle 12 yaş altındaysa hani çocuklarını bir yetişkin denetiminde evde bırakmalarında büyük fayda görüyorum. Aksi halde yani hem ev kazaları hem de internetle ilgili yaşanabilecek sıkıntılar büyük bir tehdit olacaktır. Yine çalışmak zorunda olan ve çocuklarının başında duramayan ailelerin de eve geldiklerinde hani çocuklarıyla ilgili o günü nasıl geçirdikleri, keyif alıp almadıkları, kitaplarını okuyup okumadıkları, işte onlardan sonrasında bir şey isteyip istemediklerini muhakkak sormaları ve bir sonraki günün planını yaparken de bunlara dikkat etmelerini öneriyorum. Peki okulların tekrar, tabii hiçbirimizin temennisi değil ama bu sene için, bu eğitim dönemi için açılmama ihtimalinden bahsediliyor. Evet. Böyle bir şey olursa lise sınavına girecek olanlar var, üniversite sınavına girecek olanlar var. Onlarda da yani büyük bir kısmında bir motivasyon kaybı yaşanmıştır diye düşünüyorum. Çünkü herkes bir beklentiye girdi. Okullar açılmayacak, sınavlar ertelenecek. Ertelense dahi ne zamana kadar bir ertelenme? Kapanırsa ne zaman açılması gibi? Siz çünkü sektörünüzde yetkin ve de etkili bir isimsiniz. Mutlaka kulağınıza farklı duyumlar geliyordur. Bu konuda bir bilgi akışı var mıdır size? Yani çok net değil şu ana kadar gelen bilgiler.
kimse önünü göremiyor. Yani burada hani ülkeyi yönetenlere de belli ölçüde toleranslı davranmak gerekiyor. Çünkü hani dünya bu işte baş ederken çok farklı gelişmeler olabiliyor. Bir anda baş edilemez hale gelebiliyor bu salgın. Yani dolayısıyla Haziran'da şöyle olur, Ağustos'ta böyle olur diyebilecek durumda değil kimse. Yani dünyanın en tepesindeki kişiler de bu yetkinliğe sahip değiller. Ancak şunu biliyoruz, yani bugün birçok ülkede üniversiteler, okullar sene sonuna kadar tatil edildi. İşte birçok diploma programı, IB programları, Cambridge sınavları şu anda iptal edildi. Bizim ülkemize bakınca da şimdi 8. sınıfların gireceği LGS sınavı ve 12. sınıflarımızın gireceği üniversite yerleştirme sınavları mevcut. 8. sınıflarla ilgili şu açıklama yapıldı. Sınav sadece öğrencilerin yüz yüze gördüğü konulardan ibaret sorulardan olacak. Yani bildiğiniz üzere 13 Mart'ta okullar tatil edildi ve o güne kadar yüz yüze dersler işlendi. Eğer bundan sonra yüz yüze ders işlenme imkanı olmazsa, okullar kapalı kalırsa yapılacak sınavda sadece 13 Mart'a kadar sorular çıkacağından bahsediliyor. Sınav hani umarım olmaz. Diyelim Haziran'da yapılamadı. Hani Temmuz'da, Ağustos'ta yapılması da mümkün olan bir sınav. Yerleştirmelerin kısa sürede yapılması da mümkün. Ancak ben bu anlamda öğrencilerimizin en kötü senaryoya değil, yani iyi ihtimallere odaklanıp şöyle bir çalışma programı yürütmelerini öneririm. 13 Mart'a kadar yapılan, işlenen konuların sık sık evde tekrar edilmesi, bununla ilgili alıştırmaların çözülmesi, testlerin çözülmesini öneriyorum. Diğer yandan da okulların online derslerinde ve EBA'da dersler, 8. sınıf konuları işlemeye devam ediyor. O dersleri de izleyerek mümkün olduğunca öğrenmeye çalışsınlar, konu kaçırmamaya çalışsınlar. Yani bir yandan mevcut dersleri tekrar ederken bir yandan da önümüze dönük işlenen dersleri de hakim olacak şekilde bir program yürütebilirler. Yani bir de tabii üzülüyorum da bu çocuklarımızın, yani 8. sınıfların özellikle başlarına gelmeyen kalmadı. Bunlar biliyorsunuz 4+4'ün ilk mağdurları. Bu sistemin uygulandığı yıl bu çocuklarımız okula başlamıştı. Şimdi sınav zamanında uygulansa bile yani zaten çok ciddi bir kalabalık nüfusla bu sınava giriyorlar. Daha ülkemiz hani bu sınavın bu sıkıntılarıyla baş edemezken birden bir yandan da salgınla ilgili bu sıkıntılar baş gösterdi. Yani dolayısıyla hani çocuklarımızın şu anda iyi ihtimaller üzerine odaklanıp 13 Mart'a kadar işlenen konuları sık sık tekrar edip dijital ortamda da devam eden derslerini takip etmelerini ben öneriyorum. 12'lerle ilgili de onlar biliyorsunuz ÖSYM'nin uhdesinde yapılan sınavlar. O da Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı değil. Henüz ÖSYM bir açıklama yapmadı. Ancak şunu bekliyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı'na benzer şekilde 12'lerinde hani sadece yüz yüze işlenen konulardan ibaret bir sınava gireceğini şu anda tahmin ediyoruz. Anladım. Ben de bir yandan alttaki yorumları okuyorum. Gelen sorulara bakıyorum. Sidar Bey'e, Beril Hanım'a, Çiğdem Hanım'a teşekkür ederiz. Tabii bu dönemde YouTube'a düşen çocuklardan bahsediyorlar. Evet. Yani online eğitim, sonuçta çocuk da online'ım diyor. Yavaş yavaş böyle, herhalde anne babası sürekli odada değilse, dediğiniz gibi işte bu aile interneti veya çocuk filtreleriyle çalışmıyorsa, çocuklar, hani biz eskiden küçükken yapardık. Bizim zamanımızda tabii bir iPad falan yoktu. Kitabın içine ne bileyim Cinali, yok Texas, Tom Mix falan koyardık. Çaktırmadan onu okurduk. Dışarıda işte atıyorum matematik kitabı, içeride şey. Şimdiki çocuklarda da benim gördüğüm iPad'den dersini açıyor. Yan ekranda da çizgi filmini ya da online bir application'daki oyununu açıyor. Anne babalar da böyle başlarında gardiyan gibi durmayacağına göre ya da duramayacağına göre bütün gün. Bu konularda mesela çocuklardan siz geri bildirim nasıl alıyorsunuz? Siz online eğitimi yapıyorsunuz ama akşam olduğunda çocuk gerçekten dersini yapıp yapmadığını ne şekilde takip edebiliriz biz? Şöyle başlayayım. Şimdi bu sosyal medya, bilgisayar oyunları, işte YouTube kanalları gibi tüm unsurların gerçekten çok kontrollü. Hatta ailelerin obsesif bir şekilde çocuğun her şeyini takip ettikleri bir şekilde izlemesi gerekiyor. Yani çocuğun başına her şey gelebilir bu ortamlarda.
Yani öncelikle şundan bahsedeyim. Yani birçok maalesef sapık kişi sosyal medyada işte 35 yaşında, 40 yaşında kişiler profilini 15-16 yaşındaymış gibi değiştirebiliyor. Çocukla arkadaş olabiliyor. İşte ona cazip sözlerle yaklaşabiliyor. Ve sonra maalesef iş çok çok sıkıntılı boyutlara gelebiliyor. Dolayısıyla dijital ortamda hani çocuklarınız bilgisayar önünde kimle oynuyor? YouTube'da kimle neyi paylaşıyor? İşte sosyal medyada hiç önermiyorum olmasını. Kimle arkadaş? Yani bunların gerçekten çocuğun hayatında var olan gerçek arkadaşları mı yoksa sanal kişiler mi olduğunu muhakkak tespit etmemiz gerekiyor. Yani burada artık çocuğun çok nazına niyazına bakmayacağız. Yani bu tehlikeli bir konu. Hani gerekirse o cihazın fişini çekeceğiz. Yani o noktaya kadar velilerimizin takipçi olmaları gerekiyor. Diğer yandan da şimdi bu ekran konusu maalesef çocuklarda bir bağımlılık süreci yaratabiliyor. Biz nörologlardan bir eğitim almıştık 3-4 sene önce. Şimdi bu sosyal medyada alınan like'lar, işte bilgisayar oyununda kazanılan ödüller belli bir süre sonra çocukta aynen alkol gibi, kumar gibi bağımlılık etkisi yaratmaya başlıyor. Yani çocuk bilgisayar oyununda işte puan kazandıkça beyin istemsiz bir şekilde bana hep daha fazlasını ver, daha fazla puan kazanayım, daha fazla başarılı olayım şeklinde bir istek gönderiyor çocuğa. Ya da sosyal medyada işte böyle bağışlayın çok abuk sabuk bir görsel paylaşıp işte böyle bir anda yüzlerce like aldığı zaman beyin istiyor ki yani bunun daha fazlasını yapabilirsin. Çok özür dilerim, daha çok saçma bir şey oraya koyabilirsin ve daha fazla beni ödüllendirebilirsin gibi bir artık bağımlılık seviyesine geliyor. Dolayısıyla bu raddeye gelmeden çocuklarımızın burada hangi içeriklere maruz kaldığını ve hangi sürede bunları gerçekleştirdiklerini çok iyi sınırlamamız gerekiyor. Yani bizlerin önerisi, burada hani çok fazla yaş gruplarının detaylarına girmeyeceğim ama artık gün boyunca 30. dakikadan fazlası zarar veriyor çocuklarımıza. Yani bunun içerisinde bilgisayar oyunu, işte YouTube, diğer sosyal medya aktiviteleri hepsini koyduğumuz zaman yani 30 dakikayla günlük bir sınır getirmeleri makul olacaktır diye öneriyorum. Diğer yandan da bu... Çok affedersin. 30 dakika oyun için mi yoksa 30 dakika online eğitim dışındaki tüm ekran için mi? Yani şöyle, çocuğun burada zarar görebileceği işte bilgisayar oyunu, YouTube'da herhangi bir şekilde kendisine katkı vermeyecek içeriklerin izlenmesi, sosyal medyada vakit geçirmesinin hepsinin toplamının 30 dakikayı aşmaması gerektiğini ben öneriyorum. Bunun dışında çocuğun işte atıyorum bir kodlama çalışması varsa ailenin denetiminde işte o kodlama yazılımının açılıp ekran başında hani 40 dakika 50 dakika geçirmesi ve ondan eğitsel bir fayda elde etmesinde bir mahsur yok. Hani burada tabii göz sağlığı gibi ekranda maruz kalma süresinde ailelerin dikkat etmesi gerekiyor. Ancak zararlı içeriğe sahip işte bilgisayar oyunu, YouTube ve benzeri içeriklere maruz kalma süresinin 30 dakikayla günlük sınırlı olmasına ben kesinlikle öneriyorum. Anladım. 30 dakika maksimum. Zaten şu dönemde herhalde ben şunu düşünüyorum. Bu krizi herhalde çıkaran Amazon, hepsi burada Migros sanal market, Netflix bu dönemde herhalde tek kar eden kurumlar gibi düşünüyorum. Gerçi onlar da artık internet bant genişliğini vesaire düşürmeye başladılar. Yine aşağıda sorular geliyor. Yazık ki. Bu arada sizin velileriniz müthiş sizi sahipleniyor. Ben genel eğitim sistemine size sorular yöneltiyorum. Onlar hep böyle Nesibe Aydın'a dair sorduğumu düşünerek. Hayır, bizim öğretmenlerimiz çok iyiler zaten. Çok sıkı tutuyorlar işi diyorlar ama herkes Nesibe Aydın okullarına gidecek kadar şanslı değil. Mutlaka Nesibe Aydın veya ona benzer okullar vardır ama her veli, her öğrenci bu kadar şanslı değil. Ben kendimden de biliyorum. Eşimden, dostumdan, arkadaşlarımdan da biliyorum. Şimdi yayın, evet, kontrollü bir şekilde. Filiz Hanım, evet, Nesibe Aydın'a gittiğini öğrendik. Öğretmenlerimiz bizim gardiyan gibi diye de bir yorum aldık az önce. Onlar çok sıkı tutuyorlar. Telefon açıp soruyorlar. Akşam ödevlerini atmalarını istiyorlar dediler. Şimdi mesela iki kardeş var evde. Evet. İki kardeş var. İkisi farklı eğitim alıyor. Evde bir veli var. Ya da daha fazla çocuğu olan. Geçenlerde işte Instagram'da bir İtalyan bayan paylaşmıştı. Online eğitim, online eğitim. Çıldırmış en sonunda kadın.
Diyor ki 3 tane çocuğum var diyor. Evde 3 tane bilgisayarım yok diyor. Ben bu işi nasıl başından çıkacağım diyor. Sabah hangi birisine ders başlatayım? Hangisine matematik, hangisine İngilizce anlatayım diyor. Birkaç tane çocuğu olan veliler sizce ne yapabilir? Tamam, birisinin önüne bilgisayarı koyduk. Hadi sen matematik yap dedik. Öbürünün önüne bilgisayarı koyduk. Hadi sen İngilizceni ya da Türkçeni çalış dedik. Üçüncüde bir tane bebek de varsa zaten tam herhalde o veli yok. İptal. Evet. Yani şöyle, şimdi çocuklar yaş grupları olarak birbirinden farklılarsa, işte örneğin biri ortaokulda biri lisedeyse, genelde okullar seansları farklı düzenliyorlar. Örneğin işte öğleden sonra bir sınıf, sabahtan bir sınıf olacak şekilde seanslar düzenleniyor. Birçok okulun böyle uyguladığını biliyorum. Yani dolayısıyla hani iki çocuk ve yaş grupları farklıysa hani bu bilgisayar ve ekipman paylaşımı bir seviyede gerçekleştirilebiliyor. Ama aynı anda çakışanlar için maalesef velilerin biraz masrafa girip işte iki laptop, iki tablet bulundurması şu ortam için gerekli bir görünüyor. Yani bir de gelen haberler ışığında hani okul tatilinin sadece bu iki haftayla sınırlı olmayacağını görebiliyoruz. Yani sanıyorum bir uzatma daha gelecek bugün yarın. Yani dolayısıyla bu dijital altyapının evlerde olması artık zaruri bir hale geldi. Şimdi yani şunu önerebilirim. Hani ailelerin çocukları sıkı sıkıya takip etmesi demek dersin işte 30 dakika 40 dakika boyunca sürekli başında olmasını gerektirmiyor. Şimdi çocuklarımız ellerine telefon verildiği zaman hani istediği yazılımı indirip istediği aplikasyonu yükleyip onunla ilgili harikalar yaratabiliyorlar. Hani tüm yaş grupları için söylüyorum bunu. Yani burada bir zahmet çocuklarımız işte online dersin bilgisayarda kurulumunu yapıp işte şifresini girip dersin başladığı saatte materyalleriyle beraber hazır olacağı bir sorumluluk almalı diye düşünüyorum. Yani velinin her şeyi çocuğa hazır etmesi zaten veliden beklediğimiz bir şey değil. Dolayısıyla hani çocukları bu anlamda sorumluluklarıyla baş başa bırakmalarını ben öneriyorum. Saat 9'da dersi başlayacak bir öğrencinin 9'a 10 kala bilgisayarın ve internetin açık, işte hangi materyal kullanılacaksa defter, kitap, kalem vesaire hazır bir şekilde bulunması gerekiyor. Bunu çocuktan bekleyeceğiz. Çocuk bunu yapmadığı halde aile olarak tabii ki gerekli uyarılarımızı yapacağız. Ama yapmamakta da ısrar ederse de hani bu artık pedagojik bir yaklaşım gerektirdiği için muhakkak sınıf öğretmenimizden, rehber öğretmenimizden destek alıp hani çocuğun gerekli geri dönükleri almasını sağlamamız gerekiyor. Peki biraz da hani artık bu içinde bulunduğumuz durumun dışında bir şey sorayım. Son dönemde, daha doğrusu okullar başlarken ki en güncel herhalde model Finlandiya eğitim modeli. Finlandiya öyle yaptı, Finlandiya şöyle yaptı, Finlandiya o yüzden çok başarılı. Biz neyi farklı yapıyoruz Finlandiya'dan ya da Finler neyi bizden farklı yapıyorlar da bu kadar çok başarılı oldukları iddia ediliyor ve herkes bir anda Finlandiya eğitim modeline geçmeyi öngörüyor. Bundan birkaç sene önce de yuvalarda herkes Montessori olsun diyordu. Ya bunlar gelip geçici modalar mı yoksa gerçekten etkili ve doğru hareketler mi? Bunu öğrenmek isterim. Sen çünkü tüm dünyayı takip ediyorsun. Amerika'da ne varsa, İskandinav ülkelerinde ne varsa, Uzak Doğu'da ne varsa çok yakından takip eden ve bunları istatistiki raporlarla düzenli kontrol eden birisin. Evet. Türkiye'de neyimiz eksik, neyimiz fazla diye sorup kendimizi yermenin bir alemi yok ama onlar ne de başarılı, biz ne de daha başarılıyız. Tabii kültürler de mutlaka burada çok fark ediyordur. Neyi biz daha iyi yapabiliriz sorayım. Evet. Şimdi eğitim aslında bir toplumun topyekün bir başarısı ya da başarısızlığına tekabül ediyor. Bu eğitim işi aslında kültürel, toplumun topyekün mücadele etmesi gereken bir unsur. Dolayısıyla her yönümüzde birinci önceliğimizin eğitim olması gerekiyor. Yani bizler günlük hayatımızda işte ekonominin, siyasetin, sporun, yani manşetlerde yer alan konuların yanına eğitimi sıkıştırabilirsek eğitim gündem olacaktır, o işe yatırım yapılacaktır ve o anlamda çarklar dönmeye başlayacaktır. Şimdi diğer ülkelerle kıyasladığımız zaman hani birçok model var. Yani Kuzey Avrupa modelinde Finlandiya, Estonya, Danimarka gibi ülkelerin biraz daha öğretmeni ve çocuğu özel bıraktığı, daha az ders saatleriyle daha başarılı olduğu bir sistem var. Bunlar OECD PISA sınavlarında çok çok başarılı ülkeler. Bir yandan da Kore, işte Çin'in Şangay bölgesi, Hong Kong, Singapur gibi ülkelerin aynen bize benzeyen yoğun ders saatleri, işte sık tekrarlar, öğretmen odaklı bir sistemi var. Bunlar da çok başarılı. Yani
OECD sınavlarında bu iki sistem de kafa kafaya gidiyor ve gerçekten çok başarılı öğrenciler yetiştiriyorlar. Ben yani burada sistemden ziyade çalışmanın, çabanın ve o işe verilen emeğin önemli olduğunu düşünüyorum. Öğretmeniyle, öğrencisiyle artık sistem model araştırmadan bizim müfredatımıza, çalışmalarımıza odaklanıp soluksuz bir şekilde çalışmamız gerekiyor. Yani biz öyle boş bir ülkede değiliz sevgili Can. Cumhuriyet döneminde biz sıfırdan kurulup okuma yazma oranını %70-%80 oranında arttırabilen, dünyanın en modern üniversitelerini bu dönemde kurabilen bir ülkeyiz. Yani dolayısıyla bu geçmişimizden feyz alıp öğretmenlerimizi yeniden itibarlı hale getirip velilerimizin öğrenci ve öğretmen başarısı için işbirliği halinde koşturacağı bir kültür dönüşümü yaşarsak emin olun bizler bu ülkelerin arasında çok kısa zamanda yer alabileceğimiz kanaatindeyim. İnşallah en büyük temennimiz o. Hatta işte şu anda da çok tartışılan köy enstitüler tekrar geri dönse, köylerde tekrar işte büyük şehirlere bağlandığı eğitim, o çocuklar okula gidemiyor vesaire tartışmaları son bulsa keşke, ben de isterim. Yorumlardan gelen bir soru iletmek isterim. Tamam, ilk orta lise için önerilerimiz oldu ama kreş ve yuvaya giden küçükler için evde neler yapılabilir? Evet, şimdi tabii online derslerin en az etkili olduğu grup maalesef bu yaş grubu. Onlar bizde de bir tane 4 yaşında canavar var, zapt edemiyoruz vallahi. Evet, yani şöyle, şimdi burada tabii online eğitim çocuklarımız için belli bir seviyeye kadar etkili olabilecek. Ondan sonraki saatlerde çocukların biraz aileleriyle ya da evdeki bakıcılarıyla baş başa kalacağı ortamların düzenlenmesi gerekiyor. Tek çocuk varsa ev içerisinde bu durum biraz daha zor oluyor. Yani o tek çocuğun gün boyu bir şekilde aktivitelerle dinamik tutulması gerçekten zor bir şey. Hani kardeş ve aile bireyleri evin içerisindeyse biraz daha ortak aktiviteler düzenlenebilir. Ben şöyle öneriyorum. İlk başta da bahsetmiştim. Yani çocuğun 60 dakika, 90 dakika arasında fiziki aktivite yapacağı çalışmalar önerebiliriz çocuklara. İşte sabah ilk kalktığında bir sabah çocuk yogası aktivitesi olabilir. Ardından işte online derslerini gördükten sonra bir öğlen jimnastiği olabilir gibi. Yani bu akıp fiziki aktivite öneriyorum. Bu çocuklar her ne kadar okuma yazma bilmeseler de kitapla haşır neşir olmaları gerekiyor. Dolayısıyla yazısı az, görseli zengin kitapların çocuklara temin edilerek onlarla birebir vakit geçirmeleri, o kitaplarda gördüklerini evdeki yetişkine aktarmaları, onunla ilgili hikayeler oluşturmalarını sağlayabiliriz. Ve çocukların gününü bu sayede zenginleştirebiliriz. Bir de şu öneride bulunmak isterim ailelere. Ankara Eğitim Platformu, Ankara'nın saygın 22 tane okulunu bir araya getiren bir platform. AnkaraEğitimPlatformu.org sitesi üzerinde bizim bir iletişim formumuz var. Buraya önerilerini, tespitlerini ve taleplerini yazan velilerimize biz bireysel dönüş de yapıyoruz. Yani işte bir eğitim programı ile ilgili, online dersle ilgili bir talepte bulunan velilerimize oradan direkt olarak önerilerimizi iletebiliyoruz. Hani spesifik olarak bize oradan da ulaşabilirler. Yani Nesibe Aydın velisi de çoğunlukta olduğu için hani şunu önerebilirim. Eğitim uzmanlarımız 7/24 görevdeler. Bu aktiviteleri planlarken sınıf öğretmeninizden ve anaokulu eğitim uzmanlarımızdan lütfen ulaşarak önerileri alın. Uzmanlarımız onlara birebir çalışma programları ileteceklerdir. Ankara Eğitim Platformu'nun uzantısını tekrarlamanızı rica ediyorlar da. www.ankaraeğitimplatformu.org. Buradan mesela Nesibe Aydın'ı mı seçecek yoksa oturduğu ikametgahına göre mi bir geri dönüş oluyor? Mesela ben Nesibe Aydın'dan yanıt almak istiyorum. Oraya ekstra bir şey yazmalı mıyım? Yani bu site hani Nesibe Aydın'a direkt bağlı bir site değil. Bu Nesibe Aydın'ın da üye olduğu bir platform. Ankara'nın tüm seçkin okulları burada yer alıyor. Dolayısıyla hani bizim platform üzerinde Nesibe Aydın velisi de dahil tüm velilere bu imkanı sunabiliyoruz. Peki, Nesibe Aydın üyesi değiliz. Şu anda da bu yayını seyrediyoruz. Nesibe Aydın'a ulaşabileceğiniz bedelsiz
veya belki de bedeli olacak şekilde bir abonelik vesairesinden. Çünkü sizin online sisteminiz çok başarılı. Herkesten evet. Ciddi takdir gibi. Bir YouTube kanalından bedelli veya bedelsiz bir şekilde bu eğitimi almak mümkün müdür? Şöyle, aday öğrenci statüsü var okulumuzun. Nesibe Aydın web sitesine girdiklerinde aday öğrenci formu dolduruyor ailemiz. O formu doldurduktan sonra da aday öğrencilerimize biz içeriklerimizin bir kısmını açıyoruz. Ve yine onlarla da çalışmaları yürütebiliyoruz. Yani bu yöntemi deneyebilir aileler. Çok fazla bugün reklam herkes web sitesine girip herkes aday öğrenci bugün. Çok reklama bugün girdim Can Bey. Ya girelim çünkü ben kendi yani açık açık da söylüyorum. Kendi oğlum geliyor sizin sanat akademinize. Çok memnunuz. Ya biraz sonra çocuk düşünsenize piyano dersi alacak. Şaka gibi yani. İşte geçen cumartesi Harry Potter dersi var. Drama dersi. Ya dramada insan ne yapar? Hani bir dokunmak ister, bir temas olur, bir diyalog olur. Ya bunu online müthiş başardınız. Ben hiç hani yapacaklar dersi ama hocalar yapacak gibi düşünüyordum. Baktım Ali'ye bir saat boyunca hiç motivasyondan, konsantrasyonun hiçbir kaybı olmadan çok güzel ders yaptı. Şimdi de piyanoyu merak ediyorum nasıl olacak ama. Evet, yani aşağıda yorumlarda da efendim? Demolara çok başarılı geçti o dersleri. Eminim çok keyif alacaktır. Ve hocasını zaten çok seviyor. Evet, beni de eleştirenler oluyor Nesibe Aydın'dan dolayı ama Nesibe evet bir hata yapmış olabiliriz ama hata neresinden dönsek kârdır. Yaşasın Nesibe Aydın. Oo. Buralar coştu İrkan Bey. LGS sınavı yapılabilecek mi diye bir soru geldi ama buna cevap vermiştik diye hatırlıyorum. Evet. Yani peki, iyi. Şöyle, bir kısaca bilgilendirme yapayım. Bugün Bilim Kurulu, Türkiye Cumhuriyeti Bilim Kurulu bir toplantı yapacak. Sanırım toplanmışlardır. Hani burada tatilin ne kadar uzayacağı ve ülke genelinde alınması gereken tedbirleri sunacaklar hükümete. Ardından da bir karar yayınlanacak diye bekliyoruz. Yarın ya da ertesi gün belli olur bu durum. Yani biraz gidişat herhalde ondan sonra belli olacak. Yani LGS sınavı için de şu anda hani ben de dahil eminim ki kimsenin bir öngörüsü yok. Yani sadece okulların en kısa zamanda açılmasını ve sınavların da zamanında yapılmasını diliyoruz, temenni ediyoruz. Peki, diyelim ki hiçbir şey olmadı ve inşallah da biz bu sağlık sorununu atlattık ve Eylül ayında, yani bu yaz hiç okullar açılmadan Eylül ayında okullar açıldı. Her sene olduğu gibi. Tamamen farazi konuşuyorum. Eylül ayında biz bu çocukları nasıl göndereceğiz okula? Çünkü şu an Mart'tayız. Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos. 5 aylık bir ara olacak. Evet. 5 aylık bir aradan sonra biz bu çocukları nasıl buna hazırlayabiliriz? Sizde çünkü çok fazla psikolog, eğitim danışmanı, yurt dışından danışmanlarınız var. Evet. Ne yapmalıyız bu çocuklara 5 aylık bir aradan sonra? Yani bence şöyle şimdi çok fazla uzun vadeli düşünmemek gerekiyor. Bu tamamen tatilin süresiyle alakalı bir konu. Yani 2 hafta, 3 hafta, 1 ay gibi bir sürede biz bu badireyi atlatıp okulları tekrar açabilirsek şu anda Milli Eğitim Bakanlığı'nın aldığı ve bizim de desteklediğimiz bir karar gereği biz bu yapılamayan tatil dönemi derslerin yaz ayında telafi edilmesini sağlayacağız. Bunu tüm özel okullar uygulayacaklar. Dolayısıyla Haziran'da belki önümüzdeki dönem okulların bir ya da iki hafta erken açılmasını sağlayarak bu derslerin telafisini sağlayacağız. Şu anda bu iyi senaryo. Ancak hani okulların tamamen kapatılması, işte çocukların önümüzdeki sene Eylül'e kadar uzun bir eğitime ara vermesi, yani dünyanın deneyimlemediği bir durum. Yani dolayısıyla bu böyle çok uzun üzerinde çalışılması gereken ve ciddi tedbirler alınması gereken bir konu. Yani şu anda benim temennim sadece bu tatilin işte bir ay da en fazla sınırlı kalması ve tekrardan işte en geç Nisan ortası, Nisan sonu gibi okulların başlaması yönünde olacaktır. Aksi halde ev çalışmalarının işte içeriğinin daha fazla değişmesi, çocukların bu anlamda aldığı derslerin belki büyük gruplarda değil daha küçük gruplarda devam etmesi, işte öğretmeniyle daha fazla etkileşim kurması, işte öğretmenlerin psikolojik ve sosyal destek verecek şekilde çocuklara online bağlanması gibi birçok unsur gündeme gelecektir. Yani bu şu anda hiç kimsenin hazır olmadığı bir senaryo. Bu uzun uzadıya çalışılmalı. Allah korusun.
Peki bunu özel okullar için konuştuk biz. Devlet okulları için kulağımıza gelen bir duyumunuz var mıdır? Okullar hiç açılmaması halinde mi? Evet. Yani kaçan sürenin, yani yapılamayan sürenin telafi edileceği yönünde bilgiler ulaşıyor. Ancak hani o süreçle ilgili benim bir şey söylemem doğru olmaz tabii. Yani tatil sınırlı kalır da bir ayda tamamlarsak devlet okullarında da bunun telafi edileceğini düşünüyorum yaz dönemi çalışmalarıyla. Yani normal zamanda bitmeyip bir ay sonra daha bitmesi. Evet. Ve yaz tatilinde de yaklaşık 1,5 ay gibi sınırlı kalması gibi. Hani siz Milli Eğitim Bakanlığı ile bir tanışıp sohbet etme imkanına sahip olduğunuz için belki bir şey yakalarsak umuduyla sorular soruyoruz. Yani öyle bir sohbetimiz olamıyor maalesef. Kendisi çok yoğun çalışıyor. Biz de birçok şeyi hani resmi duyurulardan takip ediyoruz. Ama gerçekten hani bir bilim adamının eğitimin başında olması, bu anlamda konuyu çok yoğunlu olarak düşünmesi hepimiz için bir şans olarak değerlendiriyorum. Bu noktada hani devlet okulları hakkında hani çok bir öngörüm yok açıkçası. Yani 18-19 milyonluk bir topluluktan bahsediyoruz. Çok kolay yönetilebilen bir şey değil. Şu aşamada özel okullar hani gerekli tedbirleri alıyorlar. Biz de Nesip Aydın olarak birkaç farklı senaryoya aynı anda çalışıyoruz. Şu anda kısa dönem tatil üzerinde gerekli çalışmaları yaptık. Ama bu iş orta vadeye, uzun vadeye taşarsa da o zaman farklı tedbirler alacağız muhakkak. Anlıyorum. Peki online eğitime ulaşma imkanı olmayan çocuklar, bunlar ne yapabilir? Yani ya da şöyle söyleyeyim. Maddi imkansızlıklar içindeki olan aileler, bunlar için bir öneriniz var mıdır? Tabii ki herkes tanıdığına, ettiğine, bildiğine yardımcı olacaktır imkanları doğrultusunda ama mutlaka bizim de görmediğimiz, bilmediğimiz, duymadığımız ve online eğitime ulaşamayan çocuklar vardır. Evet. Bunlara ne yapılabilir veya bir şeyler yapılıyor mu? Evet, o öğrencilerin derhal okul müdürlerine başvuru yapıp ücretsiz internet hizmetinden ve ücretsiz donanım hizmetinden faydalanacakları şekilde başvuru yapmaları gerekiyor ailelerin. Bu yönde Milli Eğitim Bakanlığı'nın ciddi çalışmaları var. Yani özellikle eğitim bilişim ağı EBA'nın her çocuğa ulaşması konusunda ciddi bir gayret sarf ediliyor. Ama yani şu anda bir seferberlik dönemindeyiz Can. O yüzden yani bizler de hani mahrum kalan çocuklara elimizi uzatabiliyorsak yine Ankara Eğitim Platformu'na iletişim kutusunda bunlar yazılabilir. Bizler değerlendirebiliriz. Çeşitli destekler, kampanyalar düzenleyebiliriz. Yani hiçbir çocuğumuzun bu dönemde eğitimden mahrum kalmaması için bizler de elimizi taşın altına koymalıyız muhakkak. İrkan Bey çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim. Faydalı oldu. Ben de feyiz aldım. Eşimden de uyarılar aldım. Arada birkaç da gözle. Alttaki yorumlarda da çok faydalandık. Son olarak eklemek istediğin, şöyle yapsak daha iyi olur, bunu yapsanız çocuğunuzdan daha fazla verim alırsınız dediğiniz bir konu var, çok affedersin. Böyle bir anda kapatırken aklıma geldi ama beslenmeyle ilgili, tabii ki sen bir beslenme uzmanı değilsin ama bu konulara çok meraklısın. Kendi evlatların da var. Bu hafızaya faydası olan, konsantrasyona faydası olan, dikkate faydası olan, yani çocuk sabah atıyorum Nutella'lı ekmek yerse bir anda enerjisi çok tavana çıkar sonra düşer. Ama ne bileyim daha böyle karbon, protein ağırlıklı beslenirse şöyle olur dediğiniz bir sizin beslenme uzmanlarınız da var diye biliyorum. Bu konuda son bir tavsiye alabilir miyiz? Çünkü şu anda evde durursa çocuklar abur cubur, abur cubur, abur cubur. Yani ödevimi yaparsam bana çikolata verecek misin diyor mesela benim küçücük kızım. Ödevimi yaparsam şunu yapacak mıyım? Bu kitabı okursam şunu alır mıyım? Evet. Yani böyle de bir işe dönüyor. Senin o az önce bahsettiğin gibi bilgisayar önünde puan kazanınca mutlu olan insanlar gibi. Çocuklar bu dönemde evde ne yemeli? Yani bir şöyle... baba olarak soruyorum Amerikan Aydın'a. Nesli Aydın eğitim kurumlarının dışında. Evet. Şimdi 8 ve 12. sınıfların malum sınav derdi var. Onlar yoğun çalışıyorlar. Az uyuyorlar. Dolayısıyla onların bağışıklığının ve enerjilerinin daha yüksek olması gerekiyor. Yani o öğrencilerimizin yoğun çalışmaları ışığında yaş gruplarına uygun hani gıda takviyeleri almasını öneriyoruz. Ancak yine bunları da psikolojik danışma ve rehber öğretmenlerine sorarak alsınlar lütfen. Onun dışında hani çocukların beslenmesiyle ilgili zaten bizim kültürümüzün
çok zengin bir sofra kültürü var. Yani bizim tencere yemeklerimiz, işte kahvaltılarımız çok zengin. Hani bunların dışına çıkılmaması zaten çocuk için yeterli bir beslenme kaynağı. İşte günlük alması gereken meyveyi tüketmesi, işte çok yönlü beslenmesi, karbonhidrat, protein, vitamin dengesini o besin piramidi dediğimiz piramide uygun şekilde dikkat etmesi öğrenci için yeterli olacaktır. Burada Dünya Sağlık Örgütü'nün Türkçe'de yayınlanan gerçekten güzel bir web sitesi var. Yaş gruplarına göre beslenme tavsiyelerinde bulunuyor. Yani hani benim oradan takip ettiğim kadarıyla yani şunu yiyin çok iyi olur, bu harika bir gıdadır, şunu yiyin çok özür dileyerek uçarsınız gibi konulara girmemesi lazım. Yani bizim kültürümüzde olan geleneksel yemeklerimiz, soframız, kahvaltılarımız, işte meyveler, kuru yemişleri çocuğun dengeli bir şekilde tüketmesi, rafine ürünlerden, ömrü uzun ürünlerden de sakınması şu anda tavsiye edebileceğim hususlar. Çok teşekkür ederim. Çok ben keyifli oldu. Hem bilgilendirdik hem de bize iki dost olarak hasret gidermiş olduk. Aynen. Şu izole zamanlarında. Evet. Çok faydalı bilgiler oldu. Çok teşekkür ediyorum değerli sohbetin için. Ben teşekkür ederim. Ben de tüm katılımcılara başta sağlık diliyorum. Umarım en kısa zaman içerisinde dünya bu badireyi atlatır. Biz de ülke olarak en kısa zamanda bundan kurtuluruz. Ve bundan sonraki fırsat olursa da yayınlarda daha keyifli şeylerden bahsederiz. Keyifle her zaman. Çok teşekkür ederiz. Şeref verdi. Bilmukabele teşekkür ederim. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.